Merkez Bankası beklentilerin üzerinde bir faiz indirimi gerçekleştirdi. %13 olan politika gösterge faiz oranını %13'ten %12'ye indirdi. 100 bas puan, yani %1'lik bir düşüş sağladı Merkez Bankası. Beklentiler %0,5, 50 bas puan civarında idi ki Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed 0,75, 75 bas puan faiz artışı gerçekleştirdi. Birçok Merkez Bankası faiz artışı gerçekleştirdi. Amerika'da %8 civarında enflasyon var ve bu enflasyonla mücadele etmek için Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası 0,75 faizini arttırdı. Biz %1 faizi düşürdük. Şimdi ne yapmaya çalışıyor hükümet, iktidar diye düşününce muhtemelen bu kadar Türk lirasındaki düşüşe rağmen inanılmaz bir cari açık sorunumuz var. Sürekli olarak cari açıkta rekor kırıyoruz. Bunu engelleyebilmek için, Türk lirasının değerini düşürebilmek için faiz oranını düşürüyor. Hem de iç politikada işte manevi dini değerlere vurgu yaparak işte biz faize karşıyız, bak faizi düşürüyoruz gibi bir propaganda yürütüyor. Ama enflasyon mücadelesinde sıkıntılı bir süreç. Belki bunu da kasıtlı olarak yapıyor. Bu enflasyon ortamında, bu yüksek enflasyon ortamında belki insanlar fakirleşiyor, halk fakirleşiyor, orta sınıf çöküyor. Ama belki de işte para basımıyla Türk lirasının değerinin düşüşünü arada kaynatarak ulaşım yatırımlarına kaynak sağlayıp seçime kadar ulaşım yatırımlarını bitirip bak biz işte böyle bir sıkıntılı dönemde ulaşım yatırımlarını bak şurada ya şunu yaptık buraya bunu yaptık demek istiyor ama bunun bedeli yüksek enflasyon oluyor, halkın fakirleşmesi oluyor. Artık kararı seçimde halk verecek. Herkes bütün dünya faiz indirirken, enflasyonla mücadele ederken Türkiye bütün dünyadan ayrılıp bambaşka bir noktada ilerliyor. Sonuçları hep birlikte göreceğiz.